canlarım, eğer konuşabilecek başka bir şey yoksa... O zaman siz... efendim ben konteyner şirketini arıyorum fiyatları revize etmek için. Tamam Kemal'im, sen o işi yap. Barış Bey. Buyurun Hulusi Bey. Ha, buyurun Hulusi. Mali yıl yaklaşıyorum. Şu raporları artık ha. Yıl sonu var. Oha, oha. Hoş geldin yorgun eraklı. Kusura kalmayın. Biraz geç kaldım. Biraz mı? Ne birazı lan? Ne birazı lan? Saat kaç lan? Siz çıkın. Siz çıkın. Buradaki sahneyi görmenizi pek istemiyorum. Yani çalışmanızı engelleyebilir. Böyle moraliniz şey olabilir. Çıkın dışarı. Haşırt. Çıkın dışarı. Çıkalım madem çıkalım. Sen değil. Sen kal. Net görünüyor mu orada? Bak evlat, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, dış günü. Takım elbisemi giymişken, üstüne paltoyu almışken, ayakkabılarımı eğilip bağlamışken... ...tam o sırada pantolonun cart diye sökülmesi kaldı. İki, paltomu üstünden çıkarırken ceketinin onunla beraber çıkması. Lan. Sabah buradaki toplantı saatini bilmeyen o toplantıya geç gelen personelle karşı karşıya kalmak. Sibel Bey, sen bu bayramda her gün mesaiye kalacaksın. Ayrıca şimdi muhasebeye bildiriyorum, yemeğini de kestiriyorum, tamam mı? Hayır, çık lan! Ay, güzel bir şey yapıyorsun. Ay, of, telefon çekildi. Alo. Alo Barış. Efendim? Yoksa Gökçen'e bir şey mi oldu? Hemen yatırın. Divana yatırın onu. Ayaklarını yukarıda o şey yapın. Ben hemen geliyorum yenge. Ay Barış, ne Gökçen, ne boş boş danışma. Ben başka bir şey için zengeledim. Yani şimdi Gökçen'e bir şey olmadı mı? Efendim niye dengeledin o zaman yenge? Ben Itır'ın sevgilisi olabilirsen diye soruşacaktım. Ya Cadive yenge, kusura bakma ama sen bazen harbiden fena saçmalıyorsun ya. Itır benim dünya hayret kızımdır ya. Kardeşimdir yani. Kemal'imin en yakın arkadaşımın kızı şeysine ben teessüf ederim yenge. Yani senden hiç beklemezdim böyle bir şey olarak. Kusura bakma, teessüf ederim yani. Öyle değil, çaşmış Barış. Böyle Itır'ın sevgilisi Batuhan rolünü oynayacaksan. Ha, onun orijinali geliyordu. Yani gelir ama Kemal onu pek beğenmeyebilir. Ha, o kadar kötü yani. Yo, o kadar değil ama yani indi bele Batuhan kimi, yani Batuhan'ın yerinde bele daha bele düzgün, bele Kemal'ın seveceği bir uşak tapmamız lazımdı. Bence senden yaşlısı da yoktu, he? Yani yenge benden iyi. Daha böyle erkek arkadaşı şeysin mi bulacaktı? Tabii yumurta gibi çocuğum yani, sen de haklısın. Ama şimdi yenge, bunlar biraz teferruatlı işlerdir. Şimdi bunun plastik makyajıdır, efendim böyle ses değiştirmek için gırtlağa dayanan o elektronik fiti fitilerdir falan filan. Çok masraflı olur yani, astarı yüzünden pahalıya denk gelir yenge. Vallahi böyle astarı yüzünden pahalıya gelmez, ben sana böyle koca bir tepsi börek pişirere. Börek mi? He, kerata. Görünece de tam ailedir. Ama şimdi etmez mi yenge? Şimdi bunun kıyafeti, makyajı, elbiseti falan filan çok uzun işler bunlar yani. Anlayacaksın, görevimiz tehlikeli yenge. Barış, bu kadar büyütmek lazım değil. Ama böyle sana madem ki böyle azdı, yani o böreğin yanına böyle bir de kaymaklı ekmek kadayıfı eleyelim, he? Oh, kaymaklı ekmek kadayıfı mı? Ödeme dam mı geçecekmiş? Çok enteresan valla. Yenge, şimdi burada yürüdüm ben kaç para vereceğim kıyafetçiye falan biliyor musun? Adama kalkıp da yani börekli ekmek kadayıfıyla ödeme yapamam ki. Kaç para vermek lazım ya? Şimdi 200 lira pul var, başka da hiçbir şey yok ha. Ha, 200 lira şey diyorsun. Ah be yengem be. Ya ben seni de Itır'ı da yarı yolda bırakır mıyım ya? 200 lira ben her türlü hallederim bu işi. Sen hiç merak etme yenge. Çözülmüş bir yani. Sağ olasın.
zaten Barış. Ama bak, böyle temiz aile uşaklığın giyindiği paltarlardan giy. Böyle efendi efendi kim olurlar? Yaşı yaşı ya. Yenge ayıp ediyorsun. Ya ben Barış olarak gezdiğim ben daha çok başka kıyafetlerle gezdim. Başka karakterlerle gezdim. Artık profesyonel oldum ben ya. Yaparım yaparım, sen hiç merak etme. Yaşı o vakti, yaşı o vakti. Görüşerek, görüşerek. Ya hadi buyur, o zaman görüşürük. Ya. Ey Allah'ım, sen bana kömek eyle, bu işin içinden çıkak. Yani Barış'a güvenmekle pis mi eledin? Ben şimdi akşam Itır'ın sevgilisine nasıl davranacağım onu düşünüyorum kara kara. Ha, bence iyi davran abiciğim, iyi davran. Vallahi bilmiyorum abi, tabii iyi davranmaya çalışacağım da. Ne bileyim böyle, kafam atar da böyle kafa göz dalarım diye korkuyorum yani. Aa, öyle tekme tokat şeysi dondurmayacağım çocuğa, ne kadar ayıp ya. Aa, iyi davran Kemal. Hatta şimdi çocuğun cebine de giderken böyle biraz harçlık falan koy, 100-200 de sinemaya minemaya gitsinler abi. Hasta mısın oğlum sen? Ben elin adamın cebine niye harçlık koyayım? Şey canım, cimri falan zannetmesin seni diye Kemal. Öyle zannetsin abiciğim öyle. Allah Allah, hep kızımla çıkacak bir de cebine harçlık koyacağım. Yok ya, ne kadar güzel dünya ha. O bizim eve gelsin de, vallahi sağ mı çıkacak, ölü mü çıkacak bilmiyorum yani, onu düşünsün. Abi... Kemal ne kadar şey yapıyorsun canım, sırf böyle kızınla çocuk öldürülür mü ya? Öldürmeyeceğiz lan herhalde, şaka yapıyoruz, saçmalama. Of, vallahi rahatladım ha. Sana ne oluyor oğlum, tip? He, ay şey canım, ben Itır için üzüldüm şimdi, kalkar çocuğu mucuğu öldürürsün, Itır üzülür diye şey yaptım canım. Neyse neyse, bakacağız şimdi akşama, dur bakalım bir gelsin de. Hem kardeşim ne demişler? Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın. Şimdi sen düşmanı öyle daha yakın bakın tut da. Aklına geldi bak. Tamam. Şu sizin karşı daireye gelen hostes gelmiş midir acaba? Gidip bir baksak mı? Bir şeye ihtiyacı vardır. Yardımcı olurum hostes var. Oğlum sen manyak mısın ya? Hasta mısın ya? Sana ne oğlum? O benim komşum ya. Eğer bir ihtiyacı olursa ben karşılarım. Seni çok aldım. Şaka mısın oğlum sen lan? Hemen karşılarım falan. Sen de hasta mısın oğlum? Hemen sapığa bağladın ya. Demin ilişkisinden bahsetmeyen adama bak, nelerden bahsediyor. İhtiyaç derken o anlamda ihtiyaçtan bahsetmedik herhalde. Saçma sapan konuşma. Yaşı cazibe, İstanbul seni... Yaşı cazibe.